Nasılsınız dostlar? 23 numaralı köşe taşını çözeceğiz bugün birlikte. Başlıyorum arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Güzel bir bilgi öğreneceksiniz burada da dostlarım. Bakalım nasıl sorularımız var görelim birlikte. Başlıyoruz ilk sorumuzla. Diyor ki, ardışık 9 tek sayının toplamı 153 olduğuna göre en büyük sayımız kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bir önceki videodan hatırlayın dostlar. Şöyle yapmıştık biz kardeşlerim. Terim sayısı ile orta sayıyı çarptığımızda toplamı bulmuştuk dostlar, toplam. Şimdi ben şu terim sayısını bu tarafa doğru bölü olarak atsam, ortadaki sayı dediğim şey toplam ifade bölü terim sayısı olacak arkadaşlar. İşte bu formülü kullanacağız burada da. Aslında aynı formülü kullanacağız ama farklı bir versiyonunu kullanacakmışız dostlar. Peki şimdi kullanalım dostlar. Toplamı biliyoruz 153. O halde 153'ü 9 tane sayı varmış. 9'a bölersek. Bölelim birlikte hemen. 153 1 kere 9 9 çıkarttım 6 geldi. 63'te 9 7 kere var arkadaşlarım. 17 bulduk. Yani biz tam ortadaki sayıyı 17 olarak söyleyebilirmişiz dostlar. Şimdi 9 tane sayımız vardı dostlarım. Yani 9 taneden bir tanesi tam ortada 17. Geriye kalan 8 tane sayının 4 tanesi bunun sağında, 4 tanesi de solunda olacak değil mi arkadaşlar? Peki nasıl sayılar bunlar? Tek sayılar. O zaman 17'den bir sonraki tek sayı 18 olur bu. 19 olur. Bir sonraki 21 olur. Bir sonraki 23. Bir sonraki 25 oldu. En büyük sayıyı soruyordu. 25'i işaretledim dostlarım. En küçüğünü sorsaydı geriye doğru gidecektim. 15, 13, 11, 9 şeklinde de inecektim aşağıya doğru. Hadi bir tane daha yapalım, iyice otursun. Şimdi burada ne diyor dostlar? Toplamı 264 vermiş. Hemen 264'ü terim sayısına yani 12'ye bölüyorum kardeşlerim. Peki bölelim. 2 kere var. 2 kere 12, 24 çıktı. Aşağıya indirdim 2'ye. 24 de yine 2 kere var. 22 geldi. Şimdi bu 22 neresi olacak arkadaşlarım? 12 tane sayı var bakın. Burada biraz daha dikkatli olun şimdi. 2, 4, 6 tane solda. 2, 4, 6 tane de sağında olacak. 12 tane sayı olacak. Biz tam ortadakini bulduk. 22. Ortadaki sayı dediğimiz şu 5. ve 6. ve 7. sayıların arasındaki sayıdır dostlarım. 12, 22 dediğimiz sayı burada. Şimdi bunlar nasıl sayılarmış? Tek sayılar. Ardışık 12 tek sayı. Bir sonraki ne olacak o zaman dostlarım? Şurası 23. Bir sonraki 25, 27, 29, 31, 33 şeklinde 6 tane bu tarafa doğru dizdim. Geriye doğru da geleceğiz kardeşlerim. 22'den bir önceki tek sayı 21, 19, 17, 15, 13 ve 11 şeklinde de aşağıya doğru indik arkadaşlarım. En küçüğünü soruyor bize. 11 olduğunu gördük. Bakın, terim sayısı çift. 12 tane terim varmış. Sen hemen toplamı terim sayısına böldüğünde şu tam ortadaki sayıyı buluyoruz dedik ya arkadaşlarım. Ama bu 12 tanedeki sayıdan ortasını bulmuyoruz. Tam şu ortaya denk düşen iki sayının da ortasını buluyormuşuz biz aslında arkadaşlar. Hadi bir tane daha yapalım şimdi dostlar. Bakın yine 8 tane sayı var. Yani çift bir sayı vermiş bize. 252 de toplamları. Hemen 252'yi 8'e bir bölelim. 3 kere 8, 24 çıkarttım. 1. 12'yi 8'e bölelim arkadaşlarım. İşte kaç kere var? 1 kere 8, 8 çıkarttım. 4 kaldı. Buçuklu bir sayı çıktı. 31,5 çıktı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Biz 8 tane sayı yazacağız buraya dostlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı yazdım ben. Bu bulduğum 31,5 bu 8 sayının tam ortası olacak dostlarım. Yani şu 4. ile 5. sayının tam ortasını buldun sen aslında 31,5 olarak. Peki bir sonraki ne olacak? Bunlar nasıl sayılarmış? Normal ardışık sayılar. Teklik çiftlik yok. O halde bir sonraki 32'dir. 33, 34, 35 diye gider. Öncekilerde 31, 30, 29, 28 diye de aşağıya iner. En büyüğünü soruyor bize. 35'i işaretledim dostlar.
Son sorumuza gelelim dostlar. Tek bir sayı vermiş terim sayısını ve sayılarımız da tek doğal sayılarmış dostlar. Toplamları x diyor. O halde 11 tane sayı var şimdi. Unutmayın, şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sayımız var. 2, 4, 5. Biz tam ortasındaki sayıyı bulacağız şimdi arkadaşlarım. Terim sayısı tek olduğu için tam ortadaki sayı bizim sayılarımızdan bir tanesi olacak zaten. Toplam kaç? X. X'i 11'e böldüm dostlarım. İşte bu benim tam ortadaki sayımdır. Peki bunlar tek sayı oldukları için bir önceki sayı bunun 2 eksiği olacak. 2 eksiği. Bu da onun 2 eksiği. Bu onun 2 eksiği olacak. Bu da 2. Bu da 2. En küçük sayıyı soruyor bize. Şunu soruyor. X bölü 11'in kaç eksiği olması lazımmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 2. Yani 10 eksiği olmalıymış arkadaşlar. X bölü 11'in 10 eksiğini alıyorum. 11 ile 10'u çarptım, 110. X eksi 110 bölü 11 geldi arkadaşlar. En küçük sayımız. Peki en büyüğünü sorsaydı 10 fazlasını alacaktım arkadaşlar. En büyüğünü sorsaydı 10 ekleyecektim. Cevabımız Adana geldi dostlarım. Evet kardeşler, bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz inşallah. Hadi bakalım, kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. 24 numaralı köşe taşını çözeceğiz bugün birlikte. Başlıyorum dostlarım. Yine güzel bir formül öğreneceğiz bu sorularımızla birlikte. Bakalım nasıl sorular sorulmuş, görelim dostlarım. Şimdi ilk soruya bakalım. 1'den 24'e kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım. 1'den 24'e kadar olan doğal sayıların toplamını soruyor. Yani şöyle 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 24'e kadar olan sayıları toplayın diyor. Sonuç ne çıkacak diye bir şey sormuş bize. Bunu bir önceki öğrendiğiniz videodaki formülle, şu terim sayısını bulma, orta terimi bulma ifadesiyle çözebilirsiniz arkadaşlar, ama Gauss amcam biraz daha kolay bir yöntem bulmuş dostlarım. Gauss toplama formülümüz var. Bu formülü kullanarak da biraz daha kolay çözebilmemizi sağlıyor dostlar. Şöyle bir formül kardeşlerim. Eğer diyor birden başladığında ve ardışık sayılar şeklinde tek tek ilerlediğinde diyor. Şunu kullanıp toplamı bulabilirsiniz diyor dostlarım. Toplam eşittir. Son terimi al 24'ü. 24'ü bir fazlasıyla çarp, yani 25 ile, ve 2'ye böl diyor kardeşlerim. Kural bu. Son terim. Bir fazlasıyla çarp 25 bölü 2 diyor kardeşler. Burası her zaman 2 olacak. Şimdi şu 2 ile 24'ü sadeleştirelim. 12 gelsin. 12 çarpı 25'miş sorumuzun cevabı. O da Denizli şıkkında var arkadaşlar. Peki geçiyorum 2 numaraya. Bakın burada ne vermiş. Şimdi hiç sanki benzemiyor değil mi? Şu birden başlayıp sırayla gitmiyormuş gibi gözüküyor ama şöyle yaptığınız, şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın her bir terim 13'ün bir katı, 2 katı, 3 katı şeklinde gidiyor. Yani ben burayı 13 parantezine alsam, şu 13 çarpı 1'dir. O yüzden burada 1 kalır. Artı 13 çarpı 2'dir. 13'ü aldım, 2 kaldı. 13'ü aldım, 3 kaldı. Şöyle sırayla gidiyorum. 78, 13 çarpı 6'dır arkadaşlarım. O halde 4 artı 5 artı 6'ya kadar gelecek burası. Diyor ki sayısı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünmez diye bir soru sormuş bize. Dostlar şurayı bir toplasak biz. İster şu formülü kullanalım. Son terim 6, bir fazlası 7 bölü 2 diyelim. Tek tek toplayabiliriz de, çok uzun olmadığı için arkadaşlar. 21 geldi burası kardeşler. Peki demek ki sorumuz 13 çarpı 21 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünmez diye soruyor bize. Bir kere 13 çarpanlarından biri tam bölünür. 21 çarpanlarından biridir, tam bölünür. Hatta bunu şöyle yazabilirim. 13 çarpı 21'i de 3 çarpı 7 diye yazarım. 3 de çarpanlarından biri tam bölündü. 7 de çarpanlarından biri tam bölünür kardeşlerim. Ama 8 çarpanı olmadığı için bölünemez dostlar. Peki geldik 5 numaralı soruya. Bakın ne güzel 5, 6, 7 şeklinde birer artarak 32'ye kadar gelen sayılar var.
Yalnız burada eksik bir şey var. Zaten şuraya da ipucumuzu vermiş. İlk 4 sayımız yok. Yani şunlar yok arkadaşlarım. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 de olsaydı ben 5 artı, 6 artı, 7 artı, nokta nokta 32'yi toplam hepsini bulurdum. Ben yine böyle bulayım. Şurayı bir çözelim arkadaşlarım. 32 çarpı bir fazlası 33 bölü 2 diyelim. Şuradan 16 gelsin. Cevabımız 16 çarpı 33. Hatta hemen çarpayım 33 ile 16'yı. 18 elde var 1. 18 1 elde 19. Şurası 3, şurası 3. Toplayalım. 8. 9 3 daha 12 elde var 1. 3 1 daha 4. 1 elde 528 geldi arkadaşlarım. Normalde buydu. 1'den başlasaydı. Ama şu ilk 4 sayıyı çıkartmış, sormamış hocamız. Sorunun içerisinde yok. Biz de çıkartacağız o zaman. Peki bu ilk 4 sayının toplamı 3, 6, 10 yaptı arkadaşlarım ki onu çıkartırsak tüm toplamda 518'e ulaşacağız dostlarım. Cevabımız Bursa geldi. Son sorumuza bakalım. 1'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı a. Şöyle yazıyorum. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6 artı, 7 artı, 8. Bilerek uzun uzun yazıyorum ki arkadaşlarım. 10, 11, 12 artı nokta nokta x'e kadar olan doğal sayıların toplamı a. 12'den başlayıp diyor 12 artı nokta 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 x'e kadar olan doğal sayıların toplamı ise b'dir diyor arkadaşlar. Demiş ki bize a artı b'yi verdim sen de x'i bul diyor kardeşler. Biz peki şimdi iki tane böyle terim gördüğümüzde, dizi gördüğümüzde arkadaşlar bunları ya alt alta çıkartacağız ya da toplayacağız kardeşlerim ki burada çıkartmak işe yarayacak. A eksi b'yi bulacağım hemen. Peki şu 1'den 11'e kadar olan sayılar zaten duruyor arkadaşlarım. Şöyle yazayım ben onları. 11'e kadar olanlar da. Bakın bu 12'den sonrası birbirini sıfırlıyor dostlar. O halde a eksi b dediğim 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı yani 11 çarpı 12 bölü 2'den 66'ymış dostlar. Ben artık a eksi b'yi de biliyorum. A artı b'yi de biliyorduk. Hemen altına yazalım şöyle. A artı b 396. A eksi b 66 bulduk kardeşler. Peki bunları alt alta toplarsak 2a'yı bulacağız dostlar buradan hemen. 2a eşittir. Alt alta topluyorum. 6 6 daha 12. B'ler gidiyor çünkü değil mi arkadaşlarım topladığında. 12 elde var 1. 15 1 elde 16. 3 1 elde vardı 4. Peki a ne çıktı bu durumda? 231 geldi. Peki a neydi arkadaşlarım? 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı. Yani şöyle. Son terimimiz, şuraya yapalım biz sorumuzun çözümünü. Son terimimiz x. Bir fazlası x artı 1 bölü 2. Bu a dediğimiz ifadenin toplamı. Kaça eşitmiş peki bu? 231'e. Dostlar 2 ile bir tarafı çarpıyorum. Yani x çarpı x artı 1 eşitmiş 231'i 2 ile çarparsak 462'ye. Buradan C sayısı, X sayısı kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Şimdi biri 21, biri 22 olacak ki arkadaşlar çarpıldığında 462 olsun. O halde X dediğim sayı 21 olacak kardeşlerim. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik böylelikle. Hadi bakalım sonraki videolarımızda görüşmek üzere gobeller. Kendinize iyi bakın. Dostlar merhaba. Birinci ünitemizin son köşe taşı 25 numaralı köşe taşıyla birlikte olacağız bu videomuzda. Bakalım nasıl sorularımız var arkadaşlarım. Güzel bir soru tarzını birlikte çözmeyi öğreneceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Bir dizi verilmiş dostlarım bize. İkişer terimden çarpımlar şeklinde oluşan terimlerden oluşuyor kardeşlerim. Ve diyor ki her bir terimin ikinci çarpanını 3 arttırın diyor dostlar. Şimdi her bir terimin ikinci çarpanını 3 arttırırsak 3'ü 3 arttırdım 6 geldi artı 2 çarpı 4'ü 3 arttırırsak 7 artı 3 çarpı 5'i 3 arttırdım 8 olacak nokta 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 16 çarpı 3 arttırırsak 21 oldu. Şimdi ilk halini de şuraya hemen altına yazalım.
Genelde hep aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Bu iki çarpım şeklindeki terimlerden oluşan dizilerde yapacağımız işlem aynı muhabbet olacak kardeşlerim. Şimdi bunları birbirinden çıkartıyorum arkadaşlar. Aradaki farkı bulacağım ki kaç arttığını görelim dostlar. Şimdi burada bakarsanız 6 tane 1'den 3 tane 1 çıkartıyorum. Geriye 3 tane 1 kalır. 7 tane 2'den 4 tane 2 çıkartıyorum. 3 tane 2 kalır. 8 tane 3'den 5 tanesini çıkartıyorum. 3 tane 3 kaldı. 21 taneden 18 taneyi çıkarttım. 3 tane de 16 burada kaldı. Bakın her terimde ortak olan bir 3 çarpanı var kardeşlerim. Ben burayı diyorum ki bir 3 parantezine alayım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 16'ya kadar oluşan sayılar geldi karşımıza. Şimdi diyor ki bu işlemin sonucunu bulun. Hadi bulalım. 3 bir kere kafada dursun. Şu parantezin içi bize tanıdık geldi değil mi? Şöyle yapıyorduk. Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Peki şunu da 2 ile sadeleştirelim. 8 gelsin. 8 çarpı 17 bir de çarpı 3 var arkadaşlarım. Yani 24 çarpı 17 sorumuzun cevabı olacak. 24 ile 17'yi çarpacağız. Sorumuzun cevabı gelecek. Ben direkt Denizli'yi işaretledim dostlar. Geldik 2 numaraya. Bakın burada bence videoyu bir durdurun. Yukarıda yaptıklarımın aynısını bir de siz deneyin arkadaşlarım. Bakalım yapabiliyor musunuz? Hadi yapalım biz şimdi. Her bir terimin ilk çarpanı 1 azaltılıyormuş. Şimdi bu terimleri şöyle bir yazalım t'yi. 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı 5 çarpı 6 artı nokta nokta 21 çarpı 22. Neyi azaltıyordum? İlk çarpanı, birinci çarpanları 1 azaltılınca. Hadi azaltalım dostlarım. 2 gelir burası. 2 çarpı 4. 1 azaltıyorum. 3 çarpı 5. 1 azaltıyorum. 4 çarpı 6 nokta nokta. 1 azaltırsam 20 çarpı 22 geldi. Şimdi çıkartma işlemini yapalım dostlarım bir de buradan. 4 tane, 3 tane 4'ten 2 tane 4 çıkıyor. 1 tane 4 kaldı arkadaşlar. Artı. 4 tane 5'ten 3 tane 5 çıkıyor. 1 tane de 5 kaldı. Artı. 5 tane 6'dan 4 tane 6 çıkıyor. 1 tane 6 kalır. Artı nokta nokta. 1 tane de 22 geldi buradan arkadaşlar. Yani 4, 5, 6 ve 22'ye kadar gidiyor bu şekilde. Bunların toplamı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hani şuraya biz başlığında 1 olsaydı, 2 olsaydı, 3 olsaydı, şu kısımda olsaydı n çarpı n artı 1 bölü 2 diye topluyorduk bunları. Şöyle 5, 6 diye yazayım ben 22'ye kadar olan sayılar. E şimdi biz bütün hepsinin toplamını bir bulalım. 22 çarpı bir fazlası 23 bölü 2'den 11 çarpı 23 geldi arkadaşlar. O da 253 yaptı. E şimdi 253'ten ben şu baştakileri çıkartırsam aradığım şu 4'ten 22'ye kadar olan sayıların toplamını bulacağım. Hadi çıkartalım. Şu 1'den 1, 2, 3'ün toplamı 6 yaptı. 6'yı çıkaralım arkadaşlar. 247 geldi sorumuzun cevabı. 3 numaraya geçiyorum dostlarım. Bakın burada direkt bize söylemiş. B'den A'yı çıkartın. Yani ikinci diziyi de kendisi vermiş. Biri de kendisi vermiş. Biz oluşturmadık. Direkt B'den A'yı çıkartıyorum. Yani alttakinden üsttekini çıkartıyorum. Dikkatli olun. 6 tane 2'den 4 tane 2 çıkıyor dostlarım. 2 tane 2 kalıyor. Artı 7 tane 3'den 5 tanesi çıkıyor. 2 tane 3 kaldı. Artı nokta nokta 2 tane de 10 kaldı dostlarım burada. Peki hepsi 2 parantezine alınsa 2 artı 3 artı nokta nokta 10'a kadar olan sayıların toplamı geldi. Fakat burada bir eksik artı 1 olsaydı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 bulacaktık. Ama bir eksik olduğu için ben de 1'i çıkartıyorum. 54'tür diyorum şuranın toplamı. 2 ile de çarparsak 54'ü 108'e ulaşacağız dostlarım. Cevabımız C. Geldik bu son sorumuza. Arkadaşlar bunlar arasında güzel bir ilişki gelmiyor. Mecbur şöyle yapacağım ben bu soruyu arkadaşlarım. X'i bakın nasıl yazıyorum. 1 kere 3, 3. 2 kere 6, 12. Şimdi mesafede kısa olduğu için hemen yazı vereceğiz arkadaşlarım. 3 çarpı 9'muş bu 27 artı. Şimdi bir sonraki ne olacak? 4 çarpı bak birinci terim.
birer fazlalaşarak gidiyor. 4 çarpı ikinci terim 3 artıyor. 12. Yani 48 gelecek arkadaşlarım. Bir sonraki terim 5 çarpı 15 olacak. 75 gelecek dostlar. Sonuncusu zaten 6 çarpı 18'den 108 geldi. Şimdi y'yi bulalım hemen aynı şekilde. 2 çarpı 1'den 2. 3 çarpı 4'ten 12. 4 çarpı 7 28 artı. Şimdi 2, 3, 4. Bir sonraki 5 çarpı. Bakın ikinci terimlerde 3'er 3'er artıyor. 10 gelecek. 50. Bir sonraki bu şekilde gidersem 78, bir sonraki de 112 geldi dostlarım. Şimdi x'ten y'yi bir çıkartalım arkadaşlar biz hemen. Şurada çıkartma işlemini yapalım. X eksi y'yi bir bulalım. 3'ten 2 çıktı 1. 12'den 12 çıktı 0. 27'den 28 çıktı. Dikkat edin küçükten büyük çıkıyor. Eksi 1. Şurası eksi 2. Burası eksi 3. Bu da eksi 4 geldi. Şimdi x eksi y'yi ne bulmuş oluyoruz böyle bir durumda arkadaşlarım? Şu 1 ile eksi 1 sıfırlar. Şurası da eksi 9 yaptı dostlarım. Y bu tarafa gitsin ya da neyi soruyordu bize? X'i soruyor. Y'yi bu tarafa atalım o zaman. X eşittir artı y eksi 9 geldi. X y eksi 9'a eşitmiş. Cevabımız Adana çıktı dostlarım. Arkadaşlar ikinci ünitede görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım, kolay gelsin size kardeşlerim.